yaptırmak geldi içimden. Biraz kalça atıcı, omurga çalışalım istiyorum. Sıcaklarda yoga yapmak çok değerli. Soğuklarda da yoga yapmak çok değerli. Çünkü sıcakken yaptığımız yogada o kadar derinlere giriyoruz ki pozların içerisinde. Daha önce ulaşamadığımız derinlikler belki de. O yüzden çok terliyor olsak, çok hani böyle rahatsız da oluyor olsak lütfen içinde kalmaya çalışın. Zaten terlemeler olanın daha fazlasını hissediyor olmanız. O daha derin kalıplarınızın içine girdiğinizin ifadesi. Kışın soğuklarda da, çok soğuklarda yapılan yoga da çok değerli. Çünkü kaslar çok kaskat oluyor. Ve onları yumuşatmak, bir nebze içine girmek değerli bizim için. Önce mantramızla başlayalım. Eller kalbin önünde, gözler kapalı. Om Ayurvedi. Om Pranam Dehi. Om Apanam. Yaşamım beslensin ki bu beslenmeyle ben ve bütün etrafımdakilere şifa verebilirim. Namaste. Sırt üstü yatalım. Şöyle matımızın sol tarafına doğru yatın. Sol tarafına doğru yatın matınızı. Gövdenizi sağ tarafa doğru, yani sağ elinizle sol elinizi tutacaksınız. Ayaklarınızla matın sol sağ köşesine doğru götürün. Sol ayağınızı üstten atın. Ama kalçanızın biraz daha hizada kalmasına izin verin. Pozun adı muz pozu. Gövdenin yanının uzamasına izin veriyor. Ve bu gövdenin yanının uzaması da tamamen safra kesesi meridyenini çalıştırıyor.
her nefeste o yan bölgeden gelen uzamayı hissedin. Eğer safra keseniz yoksa bile, safra kesesi enerjisi orada. Bu çok sıkça gelen bir soru. Hocam benim safra kesem yok, o zaman bu pozu yapmamalı mıyım? Hayır, safra keseniz yoksa bilakis daha fazla yapmanız lazım. Çünkü enerji merkezi orada. Beden enerji merkezi olarak hiçbir şeyi yok olarak kabul etmiyor. Eğer uzuvlarınızdan biri kesilmiş dahi olsa, o uzvunuzu orada varmışçasına enerjisinin orada olduğunu kabul ediyor. Eğer acı ya da çok rahat yapıyorsanız pozunuzu biraz daha derinleşmeye araştırın, birazcık daha. Uzun süre sakince pozların içerisinde bekliyor olma halimiz, oradan geçen bağ dokuyu rahatlatıyor. Ayaktan başlayıp bacaktan ve bedeni bir zikzak gibi kaplayan safra kesesi meridyeni uzun bağ dokulardan bir tanesi bedenimizde. O yüzden bu poz, muz pozu, onu çok destekleyen bir çalışmadır. Çok yavaşça. Önce belki kolları, sonra bacağı rahatlatın ve hissedin o bölgelerde çalışma nasıl bir etki yarattı. Şimdi gövdeyi diğer tarafa doğru taşımasında burada bir düz çizgi gibi bir hizanı al önce. Sonra ayaklarını gönder. Sol köşeye doğru. Sağ bacağın üzerinden ver. Sonra kalçanın hizada olmasına özen göster.
sol elini sağ bileğinden tut ve çabılabildiği kadar yan gövden uzamasına izin ver. İki tarafta aynı hissetmeyebilirsiniz. Bir taraf diğer tarafa göre daha açık olabilir. İşte belki bedeninizin ne tarafını daha fazla eziyorsunuz, ne kadar sıkıştırıyorsunuz, bu pozlar bunları fark etmemizi sağlıyor.
Yavaşça kolları. Sonra bacakları serbest bırak, bir hisset ne oldu bedeninde. Bacaklarını yükselt. Bacakların ağırlığını kullanarak oturmaya doğru gel. Eller dizler üzerine geleceğiz. Şimdi iki çalışma için eller dizler üzerine gel. Sağ ayağını sağ elin dışına taşı. Bu şekilde ellerin üzerinde kalabilirsin. Ya da ön kolların üzerine inebilirsin. Nasıl istiyorsa bugünkü bedenine bir bak. Ne kadar açılmak istiyor, ne kadar bırakmak istiyor. Dizin ne kadar yana açılıyorsa ayağın da o kadar açılsın. Her zaman için ayağı dizle aynı hizada tutuyoruz. Belki biraz daha açılmayı derinleştirmek için ayak tabanını kaldırabilirsin, böyle yana doğru verebilirsin. O piriformis'ten de gelen bir uzama var, o bölgeleri derin hissedebilirsin. Buradan burada kalmaya devam edebilirsin. Dizini büküp biraz derinleşip ayağını yakalayabilirsin. Ve buradan kalçanı bırakabilirsin. Biraz daha ön bacaktaki derinleşmeyi, biraz daha kalçadaki açılmayı hissedeceksin. Ön bacaktan geçen mide meridyeni. Aynı zamanda kalça içinde çok şifalı bir çalışma. Sakrum, bel omurları için. Ama bir öncekinde kalmaya da devam edebilirsin. Hiç zorlama kendini.
Şimdi bu elini bırakırken de ayağını yavaş yavaş indirmeyi deneyimle. Öyle birden pat diye bırakma. Hisset çalışmanın etkisini. Şimdi sağ ayağını da yürüterek içeriye. Pigeon'a gel. Ön kolları yerde. Hala aynı bacağı çalışıyoruz. Birazdan deneyimleyeceğimiz poz bazılarımız için çok kolay, bazılarımız için çok zor geliyor. Kalçanı sağ tarafa doğru bırak. Ve kaval kemiğini birazcık daha öne açmayı deneyelim. Diğer bacağını onun üzerine getirip atıyoruz. Yani böyle bir kare gibi. Ve birazcık bacağına destek verebilirsin. Biraz daha açılmasını derinleştirmek için. Derin o kalçadan gelen açılımı hissedeceksin. Bazıları için de çok kolay bu çalışma yapmak, kalçaları açık olanlar için. Onlar çok daha rahat öne eğilebiliyorlar. Pozda alıştıkça birazcık daha belki bırakmayı deneyimleyebilirsin. Yavaşça açın bacaklarınızı. Şöyle dinlendirin. Şimdi diğer taraf için. Yine gel eller dizler üzerine. Yerleştir sol ayağını öne. Ve ön kolların üzerinde kalabilirsin. Ellerin üzerinde ya da ön kolların üzerine inebilirsin. Nasıl rahat ediyorsan, çok zorlanıyorsan kol altını yastık da koyabilirsin.
Yeter ki burada çalışan yer kalça ve bacaklardan geçen meridyenler, kollarında istediğin konforu kurabilirsin. Başta yükseldim. Şimdi dizim bükük. Ayağımdan. Tutuyorum. Eğer yapabiliyorsan yap, yoksa ön kolların üzerinde kalmaya devam et. Derin bir çalışma. Bacaktan geçiyor meridyenlerin birçoğu. Altı meridyen bacaktan geçiyor. Altı meridyen koldan geçiyor. Olabildiğince hem kolları hem bacakları çalıştığımızda 12 meridyeni de çalışmış oluyoruz. Çok zorlandığın bölgelerine doğru nefesini gönder. Şimdi niyetlendiğinde bacağını bırakmaya, lütfen yavaş yavaş indirmeyi deneyimle. Birden pat diye düşürme bacağını yere doğru. Sonra ayağını yürüterek getir. Güvercin poz için. Yerleştir. Yin pozları çok içimizde kalmamızı sağlayan pozlar. Hem gerçekten o derinleşmeyi, acıyı hissediyoruz. Hem ne kadar yol kat ettiğimizi fark ediyoruz. Belki bu sıcaklarda bile ne kadar gerilimli olduğunu fark ediyoruz. Yani kendimizle yüzleşmemizi sağlayan
pratikler haline geliyor. Eğer tabii niyetin varsa, ama niyetin olduğu için bu yayındasın, bunu izliyorsun. İnsanların tercihleri değişebiliyor. Ama kendimize ayırt ettiğimiz bir zaman dilimi, günde yaptığımız bir saatlik yoga pratiği çok değerli. Mantra dinlemek, satsang dinlemek, satsang sohbetlerine katılmak, meditasyon yapmak, hepsinin bedende farklı bir değeri var. Ama sonuçta gün içerisine baktığında, bir saatlik pratik yapmışsın, 20 dakika meditasyon yapmışsın, hadi bir 10 dakika nefes pratiği yapayım derken, 1,5-2 saatini kendin için ayırdığını fark ediyorsun ve bu çok değerli. Kişiler kendilerinden uzaklaşmak için daha çok televizyon, uyarıcılar, daha çok kalabalığın içerisinde kalmayı falan tercih ediyorlar. Bu kendimizle yüzleşmemizden uzaklaştırıyor. Kendimizle kalabilmemiz çok önemli o yüzden. Evet, şimdi yavaşça yükseldim. Hafif kalçamı sola doğru düşürüp diğer bacağımı üste alıyorum. Ne kadar izin veriyorsa bedenim. Kendine işkence yapma lütfen. Biraz daha açılımı derinleştirmek için belki kolunla birazcık destek verebilirsin. Biraz gövdenin ağırlığını bırakabilirsin. Ya orada biraz stres yarat bedeninde. Zaten poz kendi başına o stresi yaratıyor. Ama değişken bedenlerde biraz alışkınsan daha kare şeklinde yitirebilirsin bacaklarını. Pozdan. Şu aç bacakları rahatlat. Çok hareket istemiyoruz yinlerin içerisinde. Biraz seni kal, ne oluyor, ne bitiyor? Her varsa yakında bir battaniye al. Battaniye şu şekilde katlayarak dizlerin altına yerleştir. Mat genişliği de kullanabilirsin ama battaniye kullanmayı tavsiye etmemin nedeni pozun içerisinde kaldıkça, iç bacaklar rahatladıkça birazcık daha battaniye kaydırıyor. Dizler üzerine gel. Ve dizin kalçan aynı hizadayken burada eğer bırakabiliyorsan gövdenin önünü bırak. Ve dizini ne kadar izin veriyorsa o kadar kaymasına izin ver.
His olarak fark et. Yani gövden çok öne kaymasın. Dizin kalçanın aynı hizada olsun. Baş istediği gibi sağa sola hareket edebilir. Yavaşça yükselen. Zaten biraz o acı hissettiğin için çok hızlı çıkmamak bir tercih ediyorsun muhakkak ama ben yine de hatırlatmak istiyorum. Lütfen ve lütfen yavaş yavaş çık pozun içerisinden. Bacaklarını sağ dizini şöyle yanına bükerek
aç. Sol bacağın öne doğru açılsın, hızı uzuyor. Onu da yana doğru aç. Ama bu senin için çok zor geliyorsa ayakkabını içe de katlayabilirsin. Yani bu alışkın olduğun form. Biraz daha derin. Gövdeni bırakabildiğin kadar zemine doğru bırak. Ne kadar bırakabiliyorsun? Biraz daha derinleşip bırakabiliyorsan bırak. Aç bacağını. Ya da açmadan şöyle bir içe al. Bu da geyik pozu biraz. Burada bir kal. Çok şifalı bir poz. Bu batın bölgesine enerjiyi yolluyor. Yang bir poz olarak da kullanabiliyoruz bunu. Bazen bu yin pozu ama yan pozlarla da destekleyebiliyoruz. Sağ bacakların şöyle bir rahatlasın. Diğer taraf için. Açabildiğin kadar aç, uzat gövdeni. Dizinde noktasal bir acı geliyorsa, seni rahatsız ediyorsa lütfen ayağını bu şekilde içe doğru kapla.
Pozda kalma, kalçanın açılması, birazcık daha gövdeyi bırakmana izin verebilir. Orada sınırı yakalamak senin elinde. Ne kadar derinleşmek istiyorsun, nerede kalmak istiyorsun? Ya da bugün çok hassassın ve fazla derinleşmek istemiyorsun. Hiç sorun değil. Yavaşça yükselt gövdeni. Dizini büyük biraz al içeri. Yavaşça. O zaman yine her iki bacağını şöyle yanına gibi daha rahat yapacağım. Şimdi bacakları düz bir şekilde uzat. Çok böyle gövdeni öne, geri yani önünü ve arkasını uzatma ihtiyacına girme. Bırak gövdeni olabildiğince öne ne kadar bırakabiliyorsun. Normal hatha yoga derslerinde gövdenin önünü ve sırtını çok uzun tutarak girmeni istiyorum bu poza. Burada bacakların uzunluğunu kullan bu sefer. Bacaklar tamamen yerde ve bırak. Kafanın ağırlığı seni taşısın. Kaldıkça biraz daha belki derinleşmek araştırman olacak. Biraz daha derinleşmeye açtı. Bir yarış değil. Daha önceki bedenlerinde denediğinde belki daha derin öne katlanabiliyordun ama bugün katlanamıyorsun. Hiç önemli değil. Ama bugün sıcaklardan dolayı daha da derin katlanıyor olabilirsin. O zaman tadını çıkar ve birazcık daha derinleşmek arayışın olsun.
Nefes daha derinleş, biraz daha. Çok yavaşça yüksel. Bırak bedenin ağırlığını, zemini. Hisset ne oldu, ne değişti bedeninde, arka bedeninde, belde, kalçada, omurga boyunca ki değişimi gözlemle. Artık tamamen bırak bedenini, eller yanda. Bacakların rahat, kolların rahat. İç organların için yaptığın yin yoga. Ve iç organlarına gülümse. Bağırsakların gevşesin ve rahatlasın. Böbreklerin gevşeyip rahatlasın. Miden, dalağın gevşeyip rahatlasın. Karaciğerin, belin en büyük organı gevşek ve rahat. Akciğerlerin gevşek ve rahat. Kalp atışını dinle, sessiz, sakin, ritmik kalp atışların. Bırak dilin damağından ayrılsın. Tüm yüz kasların gevşeyip rahatlasın.
Ellerin ve ayakları yavaşça hareketlendir, gerilip gelmiş. İstediğin bir tarafa dönerek birkaç nefes de orada kal. Ya dönerek oturmaya gel. Eller kalbin önünde, gözler hala kapalı. Mantramızla kapatacağız dersimizi. Loka samasta sukino bhavantu. 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 Om shanti shanti shanti. Avuç içinden çıkan sihiste ve bu ısı gözlerine, yüzüne ve bütün bedenine yay. Niye şifa olsun dünkü yaptığın çalışma. Bütün bu öğretileri bize sunan büyük yoga ustalarına ve onların öğrencilerine, kendi öğretmenlerimize ve onların öğrencilerine, İçimizdeki öğretmene ve öğrenme aşkında olan öğrenciye teşekkürler, şifa olsun.